İngiltere'de 1760 yılında gerçekleşen Sanayi Devrimi ile birlikte devrimin getirdiği yeniliklere hızla adapte olabilen milletler üretim atlarının yanı sıra ordularını da konjonktüre uygun olarak modernize etmeye başladı. Devrimin gerçekleştiği İngiltere bu akıma öncülük ederek çağın yeni imkanları sayesinde buharlı ve zırhlı gemileri kısa sürede kraliyet donanmasının hizmetine soktu. Bu sayede İngiliz kraliyet donanması denizlerde mutlak bir süper güç konumuna yükseldi. Sanayi devriminden 1. Dünya Savaşı'na kadar olan süreçte çok büyük bir caydırıcı güç olan kraliyet deniz kuvvetleri 1. Dünya Savaşı sırasında ticaret gemilerini korumakla görevlendirilmiş hiçbir cephede saldırı görevi almamıştı. Bir cephe hariç. Ancak ona videonun sonunda değineceğiz. Biz şimdilik sanayi devrimine geri dönelim. Sanayi devriminin tüm dünyayı etkisi altına aldığı yıllarda Osmanlı Devleti de gelişmelere ayak uydurmak için girişimlerde bulunuyordu. Ancak coğrafi sınırları itibariyle geniş topraklara sahip olan imparatorluk, hükmettiği yerleri kontrol edebilmek için kısıtlı imkanları yüzünden yalnızca askeri gücünü arttırmaya amaçladı. Bu nedenle Devlet bünyesinde açılan fabrika ve imalathanelerin çoğunluğu askeri teçhizat üretimi için kurulmuştu. Özellikle 18. yüzyılda alınan seri mağlubiyetler Osmanlı askeri teçhizatının yetersiz olduğunu ve askeri alanda teknikleşmeye giden Avrupalı devletlerin karşısında ne yazık ki hiçbir şansı olmadığını gözler önüne sermişti. Ordudaki geri kalmışlık en çok donanmada göze çarpmaktaydı. Zira devrimin öncüsü İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupalı devlet buharlı ve zırhlı gemilerle denizlerde hızla hakimiyet sağlamış ancak Osmanlı devleti kendi deniz yetki alanlarında dahi çağın çok gerisinde kalmış gemilerle boy gösteriyordu. Donanma o kadar geri kalmıştı ki Avrupa'ya resmi devlet ziyareti yapmış ilk Osmanlı sultanı olan Sultan Abdülaziz Birleşik Krallık topraklarına ayak bastığında Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nin gelişmişliği karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve İngiliz donanmasına hayran kaldı. Payitahta döner dönmez ise ilk iş olarak Osmanlı donanmasının modernize edilmesi için çalışmalara başladı. Ekonomik güçlüklere rağmen aynı yıl donanmadan sorumlu bakanlık olan Bahriye Nazırlığı kuruldu. Osmanlı donanması kısa sürede 36'sı zırhlı, 70'i ahşap olmak üzere toplam 106 gemiyle modernize edilerek dünyanın en büyük 3. donanması haline getirildi. Dönemin imkanlarını düşündüğümüzde bu çok büyük bir atılımdı. Sultan Abdülaziz'in 1876 yılında darbe ile tahttan indirilmesinin ardından önce büyük yeğeni 5. Murat daha sonra da küçük yeğeni 2. Abdülhamit tahta çıkarıldı. Sultan 2. Abdülhamit'in saltanatının başlangıcı maalesef donanma içinde sonun başlangıcı anlamını taşıyordu. Tahta çıktıktan sonra dünyanın en büyük üçüncü donanmasını devralan Sultan II. Abdülhamit herkesi şaşırtan bir hamle ile gemilerin halice demirlenmesi talimatını verdi. Bu talimat sonrasında donanma derhal Haliç'te hareketsiz bırakılırken ateş talimi ve manevra yapmak dahi yasaklanmıştı buna kalkışmak bile büyük bir suç sayılıyordu. Gemi personelleri eğitim yapamıyor, yalnızca teorik eğitim alırken uygulamada çok yetersiz kalıyorlardı. İkinci Abdülhamit'in saltanatı sonrasında görev yapan Bahriye Nazırı Hasan Rami Paşa hatıratlarında o dönemden bahsederken tersane tesislerinin hiçbirinin işlemediğini, gemilerin mühim parçalarının bakımlarının yapılmadığını ve ne yazık ki pas tutarak çürümeye yüz tuttuğunu belirtmişti. Gemi personelinin çoğunlukla gemilerde değil de kahvehanelerde vakit geçirdiği de hatıratlarda dikkat çeken noktalardan sadece biriydi. Donanma o kadar perişan hale getirilmişti ki 2. Abdülhamit döneminde patlak veren Türk-Yunan savaşı sırasında gemiler Ege'ye çıkartılmak istenmiş ancak Haliç'ten Çanakkale'ye zor varmışlardı. Donanmanın amiral gemisi olan Mesudiye'nin 8 kazanından 3'ü daha yolda patlamış ve gemi su almaya başlamıştı. Donanmanın Yeşilköy fenerinde toplanması planlanmış ancak çok az yağmur nedeniyle bile gemiler kör olarak yollarını kaybetmişti. Donanma envanterinde işaret fişeği ve projektör bile bulunmuyordu. Hizber isimli zırhlı gemimiz yağmurda yolunu kaybedip kaybolmuş ve tam 2 gün sonra İmralı Adası'nda kıyıya oturmuş vaziyette bulunabilmişti. Aynı dönemde Osmanlı donanmasını incelemek üzere payitahta gelen İngiliz Amirallik birinci Lordu William Palmer Birleşik Krallığa verdiği raporda donanma diye bir şeyin olmadığını söylüyordu. Osmanlı'nın bu zafiyetinin farkına varan Avrupa 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı'ya bir şey kabul ettirmek için birkaç savaş gemisini Osmanlı sularına sokarak padişaha üstü kapalı mesaj vermeye başlamıştı. Gemiler Osmanlı sularında görünür görünmez istedikleri siyasi karar hemen çıkıyordu. 1879'da Avrupa basını artık Türk gibi kuvvetlinin olmadığını, Türk gibi zayıf demeleri gerektiğini, bir donanma gösterisinin Türklerin her şeyi kabul için yettiğini yazıyordu. Donanmasız kalan Osmanlı ordusu 1897'de Kara Savaşı'nda Yunanistan'ı bozguna uğrattı. Ancak Yunan donanması yalnızca iki zırhlı gemiyle koskoca imparatorluğun can damarı olan boğazları abluk altına almayı başardı. Daha sonra 1881 yılında Fransızlar Tunus'u, 82'de ise İngilizler Mısır'ı işgal etti. O günlerde ise yine bir Fransız gazetesi şöyle yazmıştı. Türklere iş yaptırabilmek için bir zırhlının tepesinde Fransız bayrağı görünmesi yeterlidir. Peki böylesine kudretli bir donanma neden çürümeye terk edildi? Birçok tarihçi Sultan II. Abdülhamit'in donanmayı çürümeye terk etmesinin nedenleri konusunda ihtilaf yaşarken genel kanı olarak kendisine darbe yapılabileceği endişesi kabul görmektedir. Buna kanıt olarak da Sultan II. Abdülhamit'in deniz kıyısında yer alan Dolmabahçe Sarayı'ndan Yıldız Sarayı'na taşınması gösterilmektedir. Deniz kıyısında yer alan Dolmabahçe Sarayı donanma tarafından kuşatılmaya oldukça müsaittir. Amcası Sultan Abdülhamit tahttan indirilmesinde donanmanın büyük bir rolü olduğu düşünülürse de Abdülhamid'in bu ihtimalden çekinme olasılığı azımsanmayacak derecede yüksektir. Öte yandan bazı tarihçiler ise 2. Abdülhamid'in donanmayı çürütmek değil daha da modernize etmek istediğini savunurken bu iddialarını desteklemek için 1886'da İngiltere'den alınan iki denizaltı başta olmak üzere donanmada bazı Alman danışmanların görevlendirilmesini, bahriye zabitlerinin eğitim amacıyla yurt dışına gönderilmesini ve yabancı devletlerden birkaç torpido kruvazör ve destroyer sipariş edilmesini göstermektedir. Donanmanın yok edilip Osmanlı'nın denizlerde savunmasız kalmasının ardından 1911 yılında İtalyanlar Trablus Karp'ı hiçbir direnç görmeden işgal ederken 12 adada İtalyan kontrolüne geçti. Takip eden yılda ise Yunan donanması Ege adalarına asker çıkararak buraları ilhak etti. Birinci Dünya Savaşı'nda ise İngiliz ve Fransız Birleşik Donanması yine hiçbir dirençle karşılaşmadan Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı ve Çanakkale'yi zorladı. Çağın çok ötesinde olan kraliyet donanmasının videonun başında bahsettiğim savaş boyunca aldığı tek saldırı emri Çanakkale cephesindeydi. Donanması olmayan Osmanlı'nın destansı direnişiyle karşılaşan İngiliz ve Fransız donanması karadan çıkarma yapmaya karar verdi. Ancak bu iki devasa donanmanın denizden geçemediği Çanakkale pek tabii karadan da geçilemeyecekti. Çünkü karşılarında Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa ve geri dönmeyi akıllarının ucundan dahi geçirmeyen askerlerini bulacaklardı.